Dostlarım merhabalar. Videoya geçmeden önce sponsorumuzdan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Açıklama kısmında linki bulunuyor. Elmas almak istiyorsanız oradan tıklayarak kayıt olduktan sonra elmasınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Arama yerine gelip kayıt olduktan sonra buraya Mobile Legends yazıyoruz arkadaşlar. Etkinlik geldi biliyorsunuz. Granger ve Hayabusa'nın kostümü var. Tedariğe gelmiş bugün. Normalde 2 günde bir video atıyorum ama bugün onun için atacağım. 250 elmas yüklememizi istiyor bizden. 221 var burada. Ben direkt 309 yükleyeceğim. Buraya gelip ID'mizi yazıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmına da o parantez içindeki yere yazıyoruz. Sepete ekle diyoruz. Buradan sepete gidip işte kart bilgilerimizi yazıyoruz. Ondan sonra onaylıyoruz zaten. Siz siteye girene kadar elmasınız yüklenmiş olur arkadaşlar. Hem bana destek olmak adına hem de sizde uygun güvenilir bir yerden elmas almak adına böyle buradan yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun şimdiden. Hemen videoya geçelim. Mükemmel bir videomuz var. Sizleri bekliyor. Öyle. İyi seyirler. Like atıp öyle geçiyoruz tabii ki de değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar oyuna girdim. Elmasım da yüklenmiş zaten. Bende de vardı birazcık. 1100 elmasımız olmuş. Şimdi buradan hemen şeyleri toplayacağım. Neredesin dayı sen? Şuradan premium tedariğe girelim. Buradan parçaları topluyorum. Hepsini al diyelim kısaca. 18 parça verdi. Ben de almıştım. 8 de verecek buradan. 100 elmas harcayacak. 250 elmas harcayacak. Onları da harcarız birazdan. Şimdi ben günlük çevirmelerle 91 yapmışım. İlk onun çekilişte kalıcı kostüm yazıyordu. Kostüm vermez herhalde. O oradan bir şeyler verdi. Bu mu yani kalıcı dediği? Oo, bu iyi oldu. Dayı bu ama doğuş efektiymiş. Tamam olsun, o da iyi. Şimdi güzel arkadaşlar, 163 parçam oldu. 11 tane daha var, yine çevireceğim. Elmas'ta da çevireceğim bir onunu. Yine alamayacağım muhtemelen kostümü, yani küçük bir kanalız. Şu an yapacak bir şey yok. Bir tane de çerçeve aldık, gayet iyiyim. Şimdi bir tane de onunla elmas'ta çevireceğim. Hop. Parçaları toplayıp bir onu daha çevireceğim sonra. Ne verdin dayı? Full şey verdi bize. Dur seni alırız. Şuradan seni toplayalım. Geri gelelim. 8 parçamız var arkadaşlar. Şöyle tekli tekli çevirelim. Bunun atlama şeyi yok mu? Bir bununla uğraşmayalım böyle. Tamam. Atlamatlı yok mu? Varmış burada. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha diyor. Bir daha çeviriyorum, bir daha diyor. Bunları da çevirdik. Buradan ne verdim? Bunu vermiş. Bir tane daha çevirelim. Olan şeyi verdi. 450 parçamız oldu. Kostüm almak için 1200 istiyor. Bunların çoğunu almışız zaten buradan. 1200 olunca bir dahaki tedarikte muhtemelen alırım arkadaşlar. Ben küçük bir kanalız malum biliyorsunuz. Sizler de artık büyümemiz için yardımcı olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Her videoda %60 abone olmayan kullanıcılarımız var. 2000-3000 kişi. Desteklerseniz çok sevinirim. Abone olmanız önemli kanalın büyümesi adına. Like atarsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepsi etkileşim yapıyor. Şimdi videoya geçelim. Vatan Gemi'ne güzel bir maçımız var. İyi seyirler. Dostlarım merhabalar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar aslında şunları da şöyle göstereyim de ses alırım buradan. Aslında video atmayacaktım. İki günde bir atıyorum. Moskova artı bir farklı euro atıyorum biliyorsunuz. Bugün Moskova etkinlik gelmiş. Hem sponsorla ilgili bir video paylaşayım dedim. Hem de mükemmel bir maçtı. Normalde bunu Moskova artının Natan diye paylaşacaktım. İşte hem ondan bahsedeyim dedim sponsor muhabbetinden. Hem de dedim şunu anlatayım. Mükemmel maçtı. Sporculara karşı çok temiz oynamıştık. Bunu sizlere bir atayım dedim. Öyle durumlar bundan ibaret. Tekrardan hoş geldiniz. Zaten başta bahsetmişimdir arkadaşlar sponsorumuzla yaptığımız çekilişten. O adımları uygulayarak çekilişe katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken YouTube'a abone olmak. Başka bir şart yok. Evet durum bundan ibaret. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Natan videosu istiyordunuz. Moskova artı Natan yapacaktım ama. Dediğim gibi iki günde bir atıyordum. Bugün... İşte o sponsor olayından bahsedeceğim için burada bir tane farm kaçırmışız. Bugün sadece Natan videosu ama mükemmel bir Natan videosu sizlerle beraber. Şimdi karşımızda Roger var. Vatan Game e-spor takımı var. Turnuvayı izlemişsinizdir zaten. Bakalım güzel oyun oynadık. Roger ADC çok sıkıntı. O yüzden ben hiç agresif oynamıyorum arkadaşlar. Elimde Natan var. Natan erken oyunu normal. Ya, uzayan oyunu aşırı güçlü biçer. Şimdi burada Roger'la aşırı takasa girmemeye çalışıyorum. O insan formundayken... Q attığı zaman direkt yamuluyorsunuz. Yani o şeye girmek çok riskli. Onu yerseniz direkt yamuluyorsunuz. Kurtla da içinize giriyor. Geçmiş olsun hocam. Burada bir fight çıkmış da. Kaçma skillim benim olmadığı için. Yani en azından 4 olana kadar birazcık pasif oynuyorum buralarda. İtemi şöyle göstereyim. Direkt savunma botu başladım. Normalde bot bitirmiyorum. Ama işte çok fokus yeriz muhabbeti olur diye. Sıkıntıya sokmamak adına öyle bir şey yaptım. Burada aracı birazcık darlamışım. Bir tane minyon kaybettirmişim ona. Aramızda şu an altın farkı yok çünkü erken öyle ben de kaybetmiştim. Burada bizimkiler birazcık dürtmüş. Denemişiz hocam. Analiz videoları hem benim de böyle hatalarımı gördüğüm videolar olduğu için arkadaşlar arada böyle çok nadir
Böyle sağlam maçlarda kayıt almadığım zamanlar atabilirim. Şimdi çarı biliyorsunuz. Skill'lerle minyonlara işte vurduğu zaman alt siteye kadar birikiyor. Ona göre arkadaşlar saldırı hızı artıyor. Şimdi burada bizim çocuk hamle yaptı. Ben aslında hamle yapmaz diye düşünmüştüm. Sonra bir denedim. Kule parası alıp çıkacaktım ben. Hem kule parası aldım hem Roger'ın flaşını aldık orada. Yani direkt Roger'a vursaydım kesebilirmişiz. Ya da ben daha erken vurursam daha erken flaş atabilirdi bilmiyorum. Burada bir kaplumbağa şeye fight'ı olmuş. Alice almış kaplumbağa fight'ını. Herhangi bir skor çıkmadı. Zaten güzel maçlarda kolay kolay skor çıkmıyor. Hata yapan olmadığı için. Bizim ekip değil. Yani üçlük biz. Arkadaşlar öyle davet istediler. Geldiler girdik. Bizim ekiple oynamadık ama üçü bizim takımın. Bizim ekibin oyuncuları. Güzel bir maçtı. Şimdi karşıda Alice Angela var. Aşırı bozuk. Roger bozuk. Ruby bozuk. Grok bozuk. Elemanlar full bozuk hero çektiler. Grok burayı ultilemiş. Atiba baksana almış Angela'yı. Canına gitmiyor. Darlıyor buraları. Bizde de Nathan bozuk. Kort bozuk. Bunlar turnuvada bazen gördüğünüz hero'lar. Lolita'dan buradan bir güzel ulti gelmemiş. Darlamak amacıyla atmış. Benden bile ver fark almış. Hem kaplumbağa şeyi vardı üzerinde. Burada güzel bir dövmeye çalışmışız. Alice orman basmış. Arlo Alice'i kesmiş. Gayet iyi. Şu Gord uzayan oyunda, yani karşıda suikastçı yoksa uzayan oyunda Gord aşırı iş yapıyor. Racı mı varmış burada? Bana güzel hasar bırakmış da buradan temiz kaçmışız. Üzerimize gelmesin diye W ile de ittirmişiz. Güzel olmuş. Yani üzerimde savunma botu olmasına rağmen yine de hayvan gibi hasar çıkartabiliyor. O direkt hasar başlamış ayakkabıyı almadan. Burada bir fight gördüm. Lancelot güzel ulti atmış ama bizim Lolita'yı yakalamışlar. Güzel flash oyalamaya çalışmış. Charlotte gelmiş onu düşürmüş. Roger gelmiş buraya. Ben bezdeydim. Ben gelemedim maalesef. Gelmeye çalışmışım ama fight bittiği için de koridoruma tekrar geri dönmüşüm. Minion'u da kaçırmışım. Geri çekil infosunu da vermişim zaten. Bizim Arlott hala devam etmiş. Arlott buradan kill çıkartamamış. Angela ulti atmış son anda. Yani Nathan dediğim gibi erken oyunda aşırı güçlü olmadığı için fightları falan çok tercih etmiyorum ki bezdeydim zaten. Fight'ın sonunda denk gelirseniz de bir işe yaramıyor. Burada Roger'ın geldiğini gördük. Adam, yani biz hamle yapsak bile kendimi arkaya çekip arkadaşlar onu üzerime çektim. Ultiyle diğer tarafa ışınlandım. Güzel oynamışım burayı da, yine o fazla hasar bırakmış. Baktım öleceğim, flash atmışım, o da flash attı. O öldü, ben asist aldım, gayet iyi. İlk itemi bitirmişim burada. Roger ne yapıyor? Roger'a da bakayım. Roger da ayakkabısını büyüdürencine döndürmüş. Hemen lane'e gidelim. Altta bir fight gördüm. Arlott vs Ruby. Oradan bir şey çıkmış mı? Deniyor. Deniyor. Haritadan kendime bakıyorum arkadaşlar. Bir fight falan dönerse döndüreceğim direkt. Şu Grok hala ormanlarda. Ölümsüz gibi zaten. Burada Grok güzel ultilemiş. Arkaya ulti bırakmış. Kaçacağı tek yer orası olduğu için. O da ulti attıktan sonra o tarafa doğru yöneliyor ve ben de hemen ultime dönüp onu kesiyorum. Oradan bir skor çıkartmışım, gayet iyi. Roger'la farmımız aynı. Altın farkı da hala aynı. 5 dakika geçmiş. Total altın farkı. Güzel bir oyun oynanıyor şu an. Lancelot düşürmüşler sanırım. Orayı nerede düştü görmedim. Şurada ölmüş olabilir. Çok dikkat edemedim burada Roger'la uğraştığım için. Bunu öylesine vuruyorum. Bizimkinin altta olduğunu görüyorum. Öyle işte arkadaşlar. Buna niye vuruyorum ben de bilmiyorum. Yapacak bir şeyim yok. Orman falan kesmekle zaten Nathan erken oyunda çok hızlı kesemiyor. O yüzden kendimi oyalıyorum. Burada Roger'a bir Q vurmuşuz kafasına. Arkadaşlar. Burada Grok üzerimize gelmiş. Alice bizi tutmuş. Lolita bizi kurtarmış. Gord ultilemiş. Ben de arkaya ulti atıp buradan Grok'a güzel bir hasar bırakmışım. Ama biz ölüyoruz anasını satayım. Hiç şaşmaz hocam. Burada biz birazcık canımız gitmiş, kulemiz gitmiş. Grok görevini çok güzel yapmış burada. Yani önde durdular Alice'le beraber. Roger arkadan kuleyi aldı temiz bir şekilde. Farm farkı hala eşit, sıkıntı yok. Bizimkiler mid oynamış. Grok'u düşürmüşler, çok iyi. Lolita kalkan açmış. Oradan bir şey çıkmadı. Ben farmdayım hocam. Yapacak bir şey yok. Adamlar kuleyi erken itiyorlar. Biz geriden geliyoruz. Olacak böyle şeyler. Burada bir fight döndü. Lolita ile Gord mükemmel kombolamış burayı. Güzel. Karşı mavi alıyorsun. Burası oyunun kırılma noktası olabilir bu arada. Farm farkını açma adına. Hem buradan kuleyi aldık. Hem rakip ormanları aldık. Alice'in artık mavisi yok. Yani çok aktif olamayacak artık. Güzel oldu. Farm farkı da 1000 golda çıktı. Şimdi Alice orada görüyorum. Bizimkilerin gelmesini bekledim hafiften. Alice zaten kaçmış buradan. Çok da şey yapmamış.
Bizim itemlerimiz ikinci itemi de bitirmişiz arkadaşlar. Üçüncü item doğa rüzgarı yapmış olabilirim. Çünkü Roger var, Grok falan, Ruby bozuk hero'lar. Yapmış olabilirim, tam hatırlamıyorum. Bir 3-4 gün önceki video çünkü. Kaydetmiştim, tekrarını almamıştım. Grom burada olduğunu biliyoruz. Bizim Lolita da onu dürtüyor. Yani buradaki amaç arkadaşlar, hani rakip hamle yapmasın, rakip görüş avantajını vermesin. O yüzden bizimki onu dürtüyor. Grok çok gelemiyor. Onlar yani tanklar, boss canavarları kendi aralarında kapışıyorlar. Ekstra bir şey yok yani oralarda. Şimdi burayı itip üste gidiyorum tekrardan. Üst kuleyi verdik çünkü orayı hani boş bırakırsak kuleyi sıkıntıya sokabilirler. Alice burada, öylesine bir denemişim. Yani onu kesemem şu an. Angela Factory falan da var zaten. Öyle hem eleman geri çıksın diye hem minyonları temizleme adına ulti açmışım oraya. Arkadan bir fight dönmüş. Lolita direkt ultilemiş burayı. Grok da bize flash ulti atmış burada. Lolita'nın Matara'dan dolayı bana can ve kalkan birazcık fazla geliyor arkadaşlar. Onu ben de yeni öğrenmiştim. La diyorum, sürekli canım doluyor, bana sürekli kalkan geliyor. Hani Lolita diyorum can basmıyor, bunun Matara'yla ne alakası var dedim. W açtığı için geliyormuş. Onu sonradan sordum, öğrendim. Burada Roger'ı güzel bir şekilde yakalamışız ama ölmemiş. Aha öldü, güzel. Orada Ruby var. Ruby fight'ine devam etmiş miyiz? Gort tutmuş abi. Gort piki çok iyi ya. Suikastçı falan yoksa yani cidden iş yapıyor. Şimdi bedava Lord demek arkadaşlar. Burada iki kişi düşürdük. Farm farkı 2500'e kadar çıkmış. Gayet iyi. Bu arada biz Lord alırken arkadaşlar, siz de güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Her like, her abone bizim gelişmemiz adına güzel oluyor. Şimdiden herkesin eline koluna sağlık. Bugünlük böyle tek video olsun. Güzel bir maç olsun. Yine Moskov'la devam edeceğiz. Şimdi Grok burada bize pusmuş. Grok bulduğu yerde kafa atıyor. Bak yine arkaya doğru çekip Roger'ın atlama skillini alıp arkaya ışınlanıyorum arkadaşlar. Burada Roger'a güzel bir dodge atmışız. Bak burayı temiz oynamışım da abi Grok direkt kafa atıyor. Ben ultimi arkaya bırakıp biraz tarayıp gidecektim. Ne bileyim ben hamle yapacaklarını. İnfoyu vermişimdir zaten. Farm farkı burada 4000'e çıkmış burada. Hafif öne geçtikten sonra farm farkı direkt açılıyor. Burada birazcık satış gelmiş. Arlot Lord'u korumaya çalıştı muhtemelen de. Biz üstü oyalanınca tek kaldı. Orada hem Lord'u kesmişler hem de bizim çocuğu kesmişler. Ya böyle birkaç yerde de satınca oyun bir anda dönüyor. Artık oyun öyle bir şeye geldi ki, hale geldi ki arkadaşlar. Yani en ufak bir hataya direkt rakip kazanabiliyor. Veya en ufak bir hataya siz kazanabiliyorsunuz. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Üçüncü itemi doğru rüzgarı yapmışım dediğim gibi. Dördüncü itemde adalet falan giderim muhtemelen. Çünkü büyü dirence çıkıyorlardı. Şurada bir fight var. Of, Grok çok güzel ultilemiş. Bizim Lolita arada kalmış ama ölmemiş. Ben de ulti açmışım, desteklemeye çalışmışım ama çok arkada oldukları için çok yetişemedim galiba oraya. Yani buradan ekstra bir şey çıkmamış. Lolita'yı kaybetmememiz iyi olmuş burada. Abi Gort şimdilere skill atıyor. Görüş alıyor, tertemiz. Şimdi farmlara baktığımız zaman benim 7k farmım var. Aşırı bir üstünlüğüm var bu arada. Karşı ADC'yi de 1.5k'ya yakın atmışız. Genel olarak öndeyim. Şurada bir yer vardı. Benim çok sinirimi bozdu. Bak şimdi. Gelecek orası muhtemelen. Bak Alice bana geliyor arkadaşlar. Hani her şeyim duruyor. 12 level, 11 levelim. Hani içinde Angela var. Eyvallah. Hani vuruyorum. 3 tane, 4 tane itemim var. Ben de sana vuruyorum. Bu ne? Alice'in gücü ne? Bu ne arkadaşlar? Burada bizimki kurtarma adına kendini ulti atmış. Kurtla desteklemiş ama Lia'dan güzel bir satış gelmiş. Ya aslında satış değil yani, o kadar öndeyim ki böyle bir hasar çıkacağını düşünmediğim için. Alice'e baksana abi, bu ne böyle? Şuna bak ya. Yarı cana gitti. 5-6 vuruş aldı oradan. Neyse arkadaşlar, burası bizim satış anımız. Gord'u da düşürmüşler. O da kuleyi tutmaya çalışmaya, kuleyi korumaya çalışmış garibim. Onu da düşürmüşler. Farm farkı öne geçmişler 500 gold. Neden? Lia lane itecek diye. Şu tipe bak ya. Beni nasıl sinir etti orada, var ya. Dedim hiç böyle bir hasar ben beklemiyordum. Neyse ki burada da hemen rakipten satış geliyor arkadaşlar. Ruby'den boş bir hamle geldi. Ben de burayı konumumu güzel güzel koruyarak kendimi Roger'a ve Ruby'ye siper alaraktan güzelce kesmişiz onu. Farm farkı bir coin'e geçmişler lan. Neyse 1000 gold öne geçmişler. Burada hemen Angela'yı boş görüyorum. O da hata mesela. Çok önde oynuyor. O da hata. Direkt flash'ını falan alıyoruz orada Angela'nın. Matara pasifini de alıyoruz. Gerçi o çok uzun değildi sanırım. Şu an arada bir 600 gold'luk fark var.
Grok güzel yere pusmuş. Grok'tan hiç görüşümüz yokmuş. Direkt ultilemiş zaten bize. Arkada bir fight dönmüş. Ben de buradan ulti açıp hemen Alice'i destekliyorum. Ondan sonra Angela ulti atmış mı bunu? İçinde mi bilmiyorum. Atmış sanırım. Buradan Angela'yı Alice'i güzel bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Artık parlak dalsın. Yani Angela içinde olduğu için orada altta vuramadım ben ona muhtemelen. Şu altta çok fazla farm vardı. Kuleye gitmesin diye ben buraya döndüm. Alice de öldü zaten. Smite diff yemeyeceğimiz için. Hemen alt kuleye geldim. Farfarkı tekrar eşitlendi. Biz bir 400-500 gold öne geçtik. Güzel burada. Güzel bir şekilde lord'u almışız. Ne oluyor orada? Bizim Lolita'yı yakalamışlar. Baksana abi Lolita'ya sürekli can geliyor. Kalkan geliyor. Burada Gro'a mükemmel bir hasar bırakmışım. Kesmiş miyiz hatırlamıyorum. Ulti atmış o da ama yememişiz. Angela'nın verdiği kalkana bak. Biz oynarken bu kadar kalkan alamıyoruz ya. Neyle alakalı bilmiyorum ama. Burada Lancelot Angela'yı kesmeyi denemiş ama onu düşürmüşler. İstediğini yapamamış. Orada Robin'in W'su bozmuş onu. Şimdi arkadaşlar. Biz tekrar 2000 gold öne geçmişiz. Gayet iyi bir şekilde. Buradan yani ne yapıyoruz hatırlamıyorum gerisini. Oynayalım bakalım. Şimdi alta doğru yöneliyoruz Lord altta olduğu için. Alice'de buradan bir satış geliyor mu Alice'den? Giderken ormanları da alıyoruz. Hem stack biriktiriyoruz. Şurayı kapatayım. Burası çok iyiydi ya. Şimdi burada Alice'e bir combo attık. Çok geri gittiği için benim ultiden kurtuldu. Yapacak bir şey yok. Abi olay bitti. Ben hemen kendi konumumu alıyorum. Böyle geri geri geliyorum. Alice tekrar girdi. Grok flash ulti attı. Bak bana gelen cana bak. Görüyor musun canı? Lan. Arkadaşlar öyle bir konum aldım ki ultimin arkada ben önde ikisine birden patır patır vuruyorum. Kaçmaya çalışan olunca arkaya gelip arkadakini kesiyorum. Şöyle sizlere kendimi izletmeye çalıştım. Burası çok mükemmel bir fight'tı ya. Burada bizim çocuk da Ruby'yi kesmiş. Yani cidden o kadar iyiydi ki Grok'la hamle yaptı Grok. Direkt hepsi araya girdi. Tam şu zaten dizili görüyorsunuz. Ben şu Lolita'nın öldüğü yere ulti açtım. Gölgem şurada. Böyle arada git gel yapıyor ya zaten. Hayvan gibi tarıyorum. Kaçmaya çalışan olursa arkaya gelip arkadakileri öldürüyorum falan. Mükemmel bir fight'ti. Roger buradan savunma yapmayı denemiş. Ama artık çok geç. Minyonlar çıktı. Şöyle yapalım. Minyonlar çıktı. Roger hala tutmuş gerçi burayı bir tur. Alttan minyon geliyor. Burada Arlott'un ultisiyle onu düşürmeye başarmışız. Oyun burada bitmemiş. Okey. Ne zaman bittiğini de hatırlamıyorum. Neyse 3-1-8'lik bir şeyim var. Farmım var. 11k farmlamışım. İtemleri de bayağı bir bitirmişiz. Hepsi bitmiş zaten. Şu an artık hani büyü direnci de kalsalar Nathan'a çok işlemiyor. Direkt yok eden bir sıkıntılı bir çar zaten bu. Burada red'i alıyoruz arkadaşlar. Yani uzayan oyunda rakibe hiçbir şey salmayacaksın artık. Sen item bitirdiysen onlar bitirmesin. Baksana Roger'ın daha 2 tane item eksiği var. Bitirmesin diye yok ediyoruz. Arlott'un ultisi yine bize bir fight kazandırmış. Zaten o da global olduğu için sağlam oynuyor hero'sunu. Burada Alice'i düşürmüşüz. Bir tık satış gelmiş onlar adına. Roger de ölü. Ondan sonra burada oyunun bittiğini göreceğiz muhtemelen. Şurayı kapatalım. Şöyle son bir fight izleyelim. Kaç fark var? 5k'da fark var şu an. Lancelot burada Ruby'yi yemlemiş. Ruby'nin ultisini almış. Şöyle izleteceğim sizlere. Arlott yine aralarda hamle bekliyor. Benim kimseyle işim yok arkadaşlar. Minyon içeri girdiyse ben kule derdindeyim. Yani onlar minyonu içeri sokmamaya çalıştı. Grok solda, Ruby sağda. Yapamadılar. Bir tane minyon vardı. Nathan zaten kule canavar gibi bir şey. Mükemmel bir oyundu kısacası arkadaşlar. Eğlendik. Güzel maçtı. Herkesin eline sağlık. Tekrar like atayım. Bir anlamı yok da. Öyle. 82k hasar atmışız. Herkes görevini temiz yaptı. Güzel bir maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.